Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı 12'li TYT matematik denemelerinden deneme 5'in çözümünü yapacağız. Evet soru numarası 31 ile başlayalım mı arkadaşlar? Haydi çözümlere başlıyoruz. 31 yani geometrinin ilk sorusu. Şekil 1'de üzerinde açı değerleri yazan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt mavi ve kırmızı doğrular boyunca kesildiğinde A, B ve C parçaları elde edilmiştir. C parçası B parçasının üzerine konduğunda bak C parçası bunun üzerine konduğunda şu şekil oluşmuş. Buna göre x kaç derecedir diye soruluyor. Öncelikle açıları bir yazalım mı arkadaşlar? B parçasının açısı Z'den dolayı burası kaç derece? 70. Z'den dolayı burası kaç derece? 60. O zaman B parçası hocam burası 70. Şurayı da bir 60 derece diye yapıştıralım isterseniz. Aynı zamanda e, buradaki C parçasındaki şuradaki dar açı yani şuradaki açı kaç derece? 60 derece. E aynı zamanda şuradaki parçada bu bir dik yamuk değil mi C parçası buraya konmuştu. Dik yamuk yani burada kaç 90 derece olacak. Dolayısıyla buraya kaç derece kaldı 20 derece kaldı. E o zaman hocam buradaki üçgende iki tane açı var iç açı. iki tane açı görünce dayanamam. Ne var burada? İki iç açının toplamı bir dış açı. Yani x açısı 20 ile 60'ın toplamı yapacaktır. O da kaç derece yapıyor? 80 derece yapıyor. 31. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 32'ye. Utku bir kenarı 6 birim olan ABCD karesinden bahsediyor. Hemen bir ABCD karesini çizelim arkadaşlar. Hoppala hoppala çizdik. Bir kenarı 6 olan bir ABCD karesi. ABCD yazdık. Sonra AD kenarına paralel olan EF boyunca kesildiğinde AD'ye paralel olan EF boyunca hop kestiğimizde iki tane parça elde ettik arkadaşlar. Şöyle kestik mesela iki parça elde ettik. Şurayı da bir EF yazalım mı arkadaşlar? EF yazdık. Elimizde bir bu parça bir de şu parça var arkadaşlar. Dikkat edin. Sonra ne yapılmış burada? Utku küçük parçayı. iki parçayı da çizeyim mi ben? Hadi çizeyim arkadaşlar. Elimizde iki parça var. Hocam şu küçük parçayı şuraya çizeyim. Şöyle. Bir de şuradaki küçük parça var arkadaşlar. Buradaki şeyleri de yazayım. Şurası A. Bak şunu çizdim ben ilk önce. A, F, E ve D var burada arkadaşlar. Şuradan bir X kadar kestim. O zaman buraya ne kaldı? 6 x mi kaldı? Evet burası 6 eksi x yaptı. Burası da 6 birim. Şuradaki küçük parça da duruyor. Sağına çizmeyeyim artık. Dursun bakalım. Utku küçük parçayı bakın. Büyük parça burası. Küçük parça da burası. Küçük parçayı da hadi yanına çizeyim. Ayıp olmasın hadi. Şöyle yanına çizdik. Şurası x birim burası da 6 birim olarak yanına çizdik. Diyor ki Utku küçük parçayı büyük parçanın üzerine dışarı taşmayacak şekilde koyduğunda hadi bunu buraya koyayım. Arkadaşlar bunu buraya koymak demek. Hop şöyle koydum. O zaman bu parçayı buraya koyduğumda şöyle bir parça yaptı arkadaşlar. E şurası x birim. O zaman buraya ne kaldı? 6 x x tamamı. 6 2 x mi oldu arkadaşlar burası? Evet. Büyük parçanın gözüken yüzeyinin alanı. Bak büyük parçanın şunu şunun üstüne koyduğum zaman. Büyük parçanın gözüken yüzeyi ne oldu? Şurası mı oldu arkadaşlar? Evet. İşte şu parça yüzey alanı kaç oluyormuş? 24 birim kare oluyormuş. arkadaşlar burası 24 oluyorsa bunun alanı 24 oluyorsa buranın kaç olması lazım? 4 olması lazım. Yani x buradan kaç geliyor? 6 x 2 x eşittir. Çünkü 6 çarpı 4 24. Eşittir 4 olduğundan dolayı x de buradan kaç buluruz gençler? 1 buluruz. Küçük parçanın çevresi nedir diye soruluyor. Evet x'i biz burada 1 bulduysak bu küçük parçanın çevresi soruluyor. 6 burada 1 burada 7. 6 burada 1 burada 7 daha. Toplamda kaç yaptı arkadaşlar? 14 yaptı. 32. soru akçay oldu arkadaşlar. Ya daha kısa çözebilirdik de daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak için böyle uzun vadeli olmuş gibi oldu ama İdare ediverin azıcık. Geldik 33'e. Kare biçimindeki bir duvarın Kare burası. Madem kare burayı 12 vermiş. Her yer 12 midir arkadaşlar burada? Yazalım. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız arkadaşlar. Kare biçimindeki bir duvarın A köşesi etrafında dönebilen bir çubuğun Bir ucu şekil birdeki gibi zemin üzerindeyken Diğer ucu duvarın bir kenarıyla aynı doğrultuda olmaktadır. İşte şu. Aynı doğrultuda oluyormuş. Çubuk şekil 2'deki gibi duvar üzerine geldiğinde Oluşan uzunluklar aynı birimcilikten veriliyor. 12 birim burası 8 birim burası. Yani A'nın yukarısı öte tarafı sağ tarafı 20 yaptı. Hocam burası 20. E burası 12 ise 12 20. 12 16 23 genden dolayı burası 16 çıktı mı? Çıktı. Buna göre A noktasının çubuğun bir ucuna olan uzaklığın ifadesi X kaç birimdir diye soruluyor. Yani şurası X. Arkadaşlar A'nın sol tarafı X. A'nın sol tarafı yani şurası X. E ne var burada arkadaşlar? İsterseniz Temel orantıdan yapın. isterseniz alfabetadan yapın. Alfabeteye ya dalıp da şu üçgenlerin benzerliğinden yapabilirsiniz. Ya da artık arkadaşlar şurada bir temel orantı oluşmadı mı temel orantıdan da yapabiliriz. Direkt 16 bölü 12. 20 bölü x e eşit değil midir? Aynen öyle. 16 bölü 12. Direkt 20 bölü x e eşittir arkadaşlar. 4'e bölsen 4'e bölsen 4 5. Bir daha 4'e böl bir daha 4'e böl 3. 3 kere 5 15. X'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 15 olarak bulduk. Yani 33. sorunun cevabı böylelikle. Denizli Çıktı. Geldik 34. soruya. İki kenar uzunluğu 5 birim. iki kenar uzunluğu 5 birim ve 6 birim olan. Dik yamuk biçimindeki cadde tabelasının 11 birim uzunluğundaki direği şekil 1'deki gibi zemine dik konumlu ve duvara 9 birim uzaklıdır. Tabela A noktası etrafında ok yönünde bir miktar döndürüldükten sonra şu şekil oluşuyormuş arkadaşlar. Bunun da zemine olan uzaklığı 2 birimmiş. Duvarın zemine dik konumlu olduğuna bildiğine göre mavi tabelanın yüzey alanı ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şu dik konumlu bizim burası da dik yamuk olduğundan dolayı burası da 90 derece. Hop burası da 90 derece. Tamamı 11. Eyvallah. Şurası kaç birimde? 6. Şurası 6. Şurasının da 5 birim olduğunu biliyoruz. Şuradaki uzunluk A noktasından devrilmiş. Uzunluk değişmiyor. Yani burası da 9. Aa hocam ben buradan şunu yapabilirim. Hop 90'lar olduğu için bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. Hocam Şuraya ben bir x diyeyim. Şuraya da bir y dersem. Buradaki pisagor ve buradaki pisagor da her ikisinde de y ortak. Y kare neye eşittir? 2'nin karesi artı 9'un karesine eşittir. Aynı zamanda x'in karesi artı 6'nın karesine eşittir. Hocam 4 artı 81. 85 eksi 36 eşittir. X kare yaptı. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 81 artı 4 Şurası 85 yaptı özür dilerim. 85'ten 36 çıktı kaç yaptı? 49 yaptı eşittir. X kare olduğundan x'i de buradan kaç bulduk? 7 bulduk. O, burası 7. E, tamam 11 ise şuraya kadar olan kısım 7 ise buraya ne kaldı? 4 kaldı. Dik yamuğun yüksekliği 4 yaptı. Dik yamukta insan olan ne yapar? Şu yüksekliği çizer. Hocam burası 4. 4 5 ise burası 3 yaptı. E o zaman burası da 3. Yukarısı da 3 oldu. Bizden yüzey alanı isteniyor. Arkadaşlar alt taban artı üst taban. Yani 6 artı 3 çarp yükseklik bölü 2. 4 bölü 2. 9 4 kere 9 36 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı? 18 çıktı arkadaşlar. 34. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 35. soruya. İkiz kenar üçgen biçimindeki özdeş 2 iki havlu. İkiz kenar üçgen biçiminde özdeş 2 havluymuş bunlar. Ee, bir askıla şekildeki gibi asıldığında arkadaki havlunun tepe noktası tabanı üzerinde gelirken Öndeki avlunun tepe noktası da uzaklığı taban olan uzaklığı 2 birimmiş. Tamam. Hocam şunun şuraya olan uzaklığı 2 birim. E buradaki uzaklığı kaç birim vermiş? 6 birim vermiş. O zaman biz katlamaları ne yapıyorduk gençler? Katlamaları şöyle bir açıyorduk. Şöyle bir açtığımızda da arkadaşlar. E ben bunu böyle katladığım zaman aşağı doğru geldiğinde şu nokta şuraya gelecek. Şu uzunluk buraya gelecek. Yani şuradaki uzunlukta kaç birim yapmak zorunda o zaman? 6 birim yapmak zorunda arkadaşlar. Yani şurası 6, burası 6, burası da kaç yaptı? 2 birim yaptı. Şu katlamayı da açacak olursak arkadaşlar. Hop açtık, hop açtık. E o zaman katlamaya da dikkat edecek olursak arkadaşlar. Şu noktanın katlanması bu böyle. Buna göre simetri olacak ya. Aa hocam şu parça ile şu parça birbirine eşit mi olacak? Evet. O zaman hatta aynı eş yapıdaki iki üçgen olduğundan dolayı şu yüksekliklerde birbirine eşit olacağından dolayı 6 6 12 2 daha 14. Yani burası da 7. Bu yükseklikte 7 olmuş oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi ne yapalım? Her iki havlunun da katlama çizgileri tabanlara da paralel ve arkadaki havlunun katlama çizgisi öndeki havlunun katlama çizgisinden 2 birim daha uzunmuş. Hocam ben şuraya bir x dersem şurası x artı 2'ymiş. O zaman burası x artı 2 ise şöyle x artı 2 olarak yazacak olursak şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit midir? Eşittir. Burada bir ortadan çıktı mı? Çıktı. Ortabandan dolayı x artı 2 ise şu uzunluk oldu arkadaşlar? 2x artı 4 oldu. E şu 2x artı 4 ise bunlar eş yapıdaki havlular olduklarına göre burası da nedir? 2x artı 4 müdür? Evet. Şimdi burada 6 6 2 oranı var. Yani 2'ye bölsen 3 3 1 mi? Evet o zaman burası 3k ise ya da şöyle 6 bölü 8 burası. O zaman 6 bölü 8 3 bölü 4'tür. O zaman burası da 3 bölü 4 olacaktır. Yani 3k ise burası 4k olacaktır. Şimdi burada hop şunun tamamının oranı. Yani 3 bölü 7. Temel orantıyı yapacak olursak 3 bölü 7 eşittir. X bölü 2x artı 4. X bölü 2x artı 4 olacağından işler dışlar yapalım. 7x eşittir. 7 ile x'i çarp 7x. 3 ile bunu çarptığımız zaman 3 kere 2 6x artı 12 oldu. X'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 12 bulduk. E, x'i 12 bulduysak burası kaç oldu? 14 oldu. Bizden turuncu bölgenin alanı isteniyor. Turuncu bölgenin alanında arkadaşlar şurası zaten kaç çıktı? 14. Tabanımız 14. Şurası 14. Şurası 14. E, burası 14. Taban 14. Bu da bizim yüksekliğimiz değil miydi? Evet. 14 çarpı 7 bölü 2 bize alanı verecektir? Aynen öyle. 14 çarpı 7 bölü 2 de şunlar sadeleşince 7 yaptı. 7 kere 7 kaç yaptı? 49 yaptı arkadaşlar. Yani kaçıncı soru? 35. sorunun cevabı böylelikle. Balıkesir oldu. Geldik. 36. soruya aşağıda şekil 1'de bir cep telefonunun ekranında bir dik koordinat düzlemi ve merkezi başlangıç noktasında olan bir daire görüntüsü verilmiştir. Şekil 1'de ekran görüntüsü baş ve işaret parmağı ile orantılı biçimde büyütülerek şekil 2'deki ekran görüntüsü elde ediliyor. Hmm. Burası üçgen kaç yapmışım? 9. Yani 3 kat büyütmüşüm arkadaşlar şekli. Bak üçgen 9 yapmışım. Bak tam teğet olmuş gördünüz mü? 9 yani 3 kat büyütmüşüm. E o zaman arkadaşlar bizim çemberin yarı çapı bak burası 3 oldu. Çemberin yarı çapı 3 mü? Evet. Bu çemberin tamamlanmış halinin yarı çapı da kaç olacak arkadaşlar? Şöyle 3 birim olacak. Şurası da 3 birim olacak. E arkadaşlar şurası 3 birim şurası. Şurasını bilmiyoruz. Buradaki uzunluk. Şurası 3 birim. E, burası 6 birimken dikkat eder misiniz lütfen arkadaşlar? Burası 6 birimken Şurası kaç birim? Yani burası 12 iken burası da kaç birim? 18 birim değil mi? Evet. Yani şu yatayın dikey oranı 12 bölü 18 mi arkadaşlar? Aynen öyle. O zaman hatta küçükte de yapabiliriz biz onu. E hocam burası kaç birim? 6. Burası kaç birim? 9. 6 bölü 9 oran var burada. O zaman burada da 6 bölü 9 oran mı olacak? Evet. 6 bölü 9 eşittir. A bölü 3 diyecek olursak. 3'te 1'i 3'te 1'i A'yı kaç bulduk? 2. Şuradaki uzunluğu o zaman biz 2 bulmuş olduk. Nereden bulmuş olduk arkadaşlar? Buradaki oranlamadan dolayı bulmuş olduk. Telefonun ekranındaki oranlamadan bulduk. Bak dikkat edin. Dikeyin yataya oranı kaç? Aslında 18 bölü 12. 18 bölü 12 de yazabilirdik. Ya da e, 9 bölü 6 ya da tam tersi 6 bölü 9. E, 6 bölü 9 şu bölü şuna eşit olacak. Yani A bölü neye eşit olacak? 3'e eşit olacak. O zaman buradan A'yı 2 bulduk. Şuradaki uzunluğu 2 bulduk. E bunun yarı çapı 3 olduğundan dolayı burası kaç oldu? 1 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Şekil 2'deki koordinat düzlemine göre aşağıdakilerden hangisidir? Şekil 2'deki Koordinat düzlemine aşağıdakilerden hangisi? A noktasına denk gelir. A noktası kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 2 yaptı. Apsisi 2 olan hangisi arkadaşlar? Balık de var ama biz olayı tam olarak bulalım isterseniz. En etkili silahımız yarıçap çizmek değil miydi? Evet al sana yarıçap. Yarıçap çizince yarıçap çap uzunluğunun 3 olduğunu biliyoruz. Hocam Pisagor bağıntısı çıktı. Buradaki Pisagor bağıntısından 9'dan 4 çıktı 5. Yani burası kök 5 çıktı. A'nın ordinatı da kök 5 mi oldu? Evet. 2 birim sağda kök 5 birim yukarıda. 2'ye kök 5 noktası olmuş oldu arkadaşlar cevabımız. Kaçıncı soru bu? 36. soru. Güzel bir soru arkadaşlar. İşin içine analitiği de katmış benzerliği de katmış. Benzerliğe dikkat edin. Şu dikey ve yatay yatay ve dikey oranlamasından şuradaki uzunluğu da bulmuş olduk. Yani böyle dikdörtgenlerin de benzerliğini burada kullanmış olduk. Her zaman üçgen benzerliğini kullanmıyoruz. Dikdörtgen benzerliği de karşımıza çıkıyor. Yani e, aklınıza geometrik şekil olarak ne geliyorsa hepsininle alakalı benzerlik tabii ki olabilir. Hep üçgen benzerliği olacak diye bir şey yok. 36. soru balık kesir çıktı geldik 37. soruya. <laughs> Erva kare biçimindeki kağıdı bir köşesinden şekil birdeki gibi içe doğru katlayıp katlanmış köşesinden dışa doğru tekrar katladığında. Bir böyle katlıyor bir de bunu böyle katlıyor. Şuradaki uzunlukta 25 yapıyormuş. Arkadaşlar. Bu arada Erva ismini çok severim ama en çok sevdiğim isim kızlardan hepiniz biliyorsunuzdur belki ama olsun yine de söyleyeyim. Zeynep ismini çok seviyorum. Kızım olsaydı ismini Zeynep koyardım. Buradan bütün Zeynep'lere selam. Erva'ya da, Erva'lara Erva da çok selam. Ee, dostumun kızı da aynı zamanda Erva ismi. Çok severiz. Neyse arada böyle konuşacağız değil mi? Arkadaşlar bu bir kare biçimde mi? Evet. Bakış açısından dolayı paralel kenarmış gibi duruyor sadece. Bir kenarı kaç? 24, 24, 24, 24. Hocam ben bunu böyle katladığım zaman 17 iken 17 olur. Burası da 24 olur. Bak katlanmış hali. Burası 24. Katlanmış hali 90 sa burası da 90 değil mi? Evet. A 24 25 ne üçgeni? 7 24 25'ten 7 oldu. Hocam şu uzunlukta 17 idi zaten. E bu uzunlukta 17 olacağından 7'si buradaysa x'e kaç kaldı? 10 kaldı. Evet 37. soru. Kolay bir soruymuş. Cevap balık balıkesir oldu. Geldik 38. soruya. Aşağıdaki şekil, aşağıda şekil 1'de karşılıklı duran Emrah ve Harun'un aralarında yüzeylerinin belli bölümleri boyalı dik koni biçimindeki cisme göre konumu. Şekil 2'de de, de Harun'un konumu verilmiş. Harun böyle ama Harun bu böyle baktığında aslında şöyle burayı görüyormuş. Bak Harun'un arkasından bakıyoruz. Harun'un bakış açısıyla bakıyoruz burada. He, he, he. Tamam. Tamam. Çok güzel. Süper. Ben burada Emrah ve Harun'un şeylerine göre bakacağım o zaman arkadaşlar. Sağ sol durumlarına göre bakacağım arkadaşlar. He. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir soru ya. Bu bakış açısına göre aşağıdaki cisim görüntülerden hangileri doğru olabilir diye soruyor bize. Bak sen yukarıdan bakışı. Arkadaşlar Emrah'ın solu burası. Emrah'ın solu burası. Sağ burası. Ben o zaman Harun'un da Harun'u buradayken düşünmeyeyim arkadaşlar. Buradayken gördüğü zaman görünmüyor zaten. Harun'un da bakın solu burası sağ burası mı? Evet. Harun'un bak burada şöyle baktığı zaman dikkat edin. Harun'un nesi ee, şöyle saat yönünde gittiğim zaman şu şekilde gittiğim zaman Harun'un sağa pardon Emrah'ın sağa neye denk geliyor arkadaşlar? Harun'un soluna mı denk geliyor? Evet. Şu tarafa doğru baktığı zaman soluna denk geliyor. O zaman ben Emrah'ın sol sağ Harun'un da sol sağına göre bir hareket yapayım burada. Şimdi Emrah soldan sağa doğru ne görüyor? Hocam yukarıdan aşağı doğru yeşil, sarı ve beyaz görüyor. Yeşil, sarı ve beyaz görüyor. Nereye yazsam bunu? Tamam. Yeşil, sarı ve beyaz görüyor. Sonra sağında ne görüyor arkadaşlar? Bak soldan sol burası sağ burası şimdi. E Emrah'ın sağında ne var? Sarı, beyaz, yeşil. Sarı, beyaz, yeşili görüyor. Sonra nereye geleceğim? Harun'un soluna geleceğim. Harun'un solu. Harun'un soluna baktığım zaman bu değil mi arkadaşlar? Bakın bu yapı ya, değil mi? O yüzden Harun'un solunda bunu yapacağım ben arkadaşlar. Çünkü bu yönlü gittiğim zaman böyle döndüğüm zaman sol sağ bunun da Harun'un da sol sağ böyle. Harun'un soluna göre baktığım zaman beyaz, yeşil, kırmızı var. Beyaz, yeşil, kırmızı var ve sonra burada ne var arkadaşlar? Harun'un sağında. Harun'un sağında da kırmızı, mavi, beyaz var. Kırmızı, mavi, beyaz olmalı. O zaman ben şunu arayacağım gençler. Yeşil, sarı, beyazı arayacağım. Evet, yeşil en tepedeki, en tepedeki en şey olacak. Yeşil, sarı, beyaz. Bak, yeşil, sarı, beyaz. Arkadaşlar, şuna baktığım zaman yeşil, sarı, beyaz şu yönlü gideceğim değil mi arkadaşlar? Saat yönünde. Ondan sonra ne var? Sarı, beyaz, yeşil olacak. Sarı, beyaz, yeşil. Ondan sonra beyaz yeşil kırmızı beyaz yeşil kırmızı ve sonra ne olacak kırmızı mavi beyaz kırmızı mavi beyaz süper bu oldu mu gençler oldu şimdi yine yeşil sarı beyaz arayacağım ee, yeşil sarı beyaz yeşil sarı beyaz bak burada bu yönlü gideceğim yeşil sarı beyazdan sonra sarı beyaz yeşil olacak sarı beyaz yeşil değil gençler olmadı bu yönlü gideceğim yine hangisini arayacağım arkadaşlar yeşil sarı beyaz arayacağım yeşil sarı beyaz bak burada bu yönlü gidiyorum şimdi bu yönde gittikten sonra sarı beyaz yeşil olması lazım. Sarı beyaz yeşil eyvallah bu da tuttu. Sonra ne olacak? Beyaz yeşil kırmızı. Beyaz yeşil kırmızı bu da tuttu. Sonrasında kırmızı mavi beyaz. Kırmızı mavi beyaz. Oo, bu da tuttu. O zaman üçüncü de oldu arkadaşlar. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten mükemmel bir soru. Yani ben böyle bir soru çözdüm mü? Çözmedim. Böyle sorular çözerken de zevk aldım. Zevk alıyorum. Çok zevk alıyorum. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten de mükemmel bir soru. Burada Valla Emrah'ın sol ve sağından başlayıp bu yönlü gittiğimizde Harun'un sol ve sağına gelmesi. Sol ve sağında da böyle beyaz, yeşil ve kırmızı sonra kırmızı, mavi, beyaz. Şu tabloyu yazabilmek arkadaşlar çok önemli. Çok da güzel bir şey sorusu. Ne sorusu? Mantık sorusu diyebiliriz. ÖSYM e bu yapıda bir soru sorarsa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Valla ben ilk defa çözüyorum bunu. Mükemmel bir soru. Tebrikler 3-4-5. Valla iyi ki çözüyoruz ha. Neyse 38. soru 1 ve 3 yaptı. Cevap denizli oldu geldik 34. soruya. Özdeş dörder küp kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak ve yüzeyleri tam çakışacak şekilde L harfi, I harfi ve T harfi yapacağız. Hmm. Yüzey alanlarından bahsediyor. Ali'nin yüzey alanı A. Bu L harfi. Buranki I'ydı. Bununki de B. Öbürününki de C'ymiş arkadaşlar. Şimdi ben bir L harfi elde edeceğim gençler. İki boyutlu çizebiliriz biz bunu. Siz de iki boyutlu çizebilirsiniz. Öncelikle zaten ben sizin iki boyutlu çizmenizi tavsiye ederim. Dört tane küpün L yapabilmem için üç tanesini şöyle kullanırım. şöyle düzgün bir şekilde çizeyim. Ya da düzgün bir şekilde çizeyim. Gençler bakın bu soru da size çok güzel bir şey öğretecek. Siz üç boyutlu normalde çizemiyorsunuz. Ben size şimdi çizmeyi öğreteceğim. Bakın üç tanesini böyle koydum. Bir, iki, üç tanesini. Bir de buraya koydum şimdi. L harfi oldu mu? Oldu. Hocam ben burada ne yapacağım? Burada bize birim küpleri üst üste koy diyor. Sen burada birim küpleri böyle iki boyutlu çizerek de sonuca ulaşabilirsin. Tam çizimini istiyorsan biraz sonra sabret biraz sonra bunun tam çizimini de göstereceğim. I harfi, e hocam I harfi de şöyle olacak o zaman. Şöyle hepsi üst üste konacak. Hepsi üst üste konduğu zaman da 1, 2, 3, 4. Şöyle 4 tanesi oldu. Bir de ne? T harfi. T harfi içinde ne yapmam lazım arkadaşlar? Şöyle iki tanesi üst üste olması lazım. İki tanesinin de yan yana olması lazım. Başka türlü olmaz arkadaşlar değil mi? Şöyle iki tanesini yan yana koyduğum zaman şöyle ve şöyle hatta bir tanesi tam ortada olması lazım. Şu iki tane küp <laughs> şöyle düzgün bir şekilde daha düzgün bir şekilde çizeyim isterseniz. Evet. T harfi de böyle olacak gençler. Çizemedim ama idare edin. Heh. Şöyle T harfi de böyle olacak. Hatta 1, 2, 3, 4 bu şekilde. Şimdi ben şu şekilde hayal ederek yapabilirim. Arkadaşlar birim küpleri üst üste koyacağım ya ben üst üste koyarken bir küpün üstüyle öbür küpün altı çakışıyor mu? Çakışıyor. O çakışmalarda ne oluyor? Ya da yan yana koyduğumda bir küpün soluyla bir küpün öbür tarafı yani şu sol, e, sağ tarafıyla öbür küpün sol tarafı çakışıyor mu? Çakışıyor. Yani çakıştıkları yerde 200 kayboluyor mu? Kayboluyor. Normalde 4 tane küp, normalde 6 tane akare bir tane küpün yüzey alanı bunlardan 4 tane olduğu için 4 tane olduğu için 24 tane akar alacak arkadaşlar tüm alan. Ayrı ayrı yazıldığında hocam bunları yapıştırdığımız zaman kaybolan yüzeyleri burada bulsak iyi olur. Hocam burada mesela şunları yapıştırdım. Öncelikle ben size bunların şey olduğunu da göstereceğim ya. Bunun 3 e, boyutlu çizimini de göstereceğim ya. Şu işinize yarayacak arkadaşlar. Şu altta bir CTRL V yapıp şurada da size 3 boyutlu nasıl çizilir onu da göstereceğim gençler. Bir burada sabredin bakayım. Hadi bakalım. Burada arkadaşlar bakın. Şuradaki yüzey 2 yüzeye gitti mi? Gitti. 2 tane akara gitti. Bunların yapışmasından da 2 tane gitti. Bunların yapışmasından da 2 tane gitti. Yani 2, 4, 6 tane akara eksildi. Tüm yüzey alanından 6 akara eksildi. Şuraya baktığımız zaman. Burada da 2, burada da 2, burada da 2. Aa hocam burada da 6 tane akara eksildi. Hocam burada da 2. Burada da 2 tane yüzey alanı eksilmiş gibi oldu. E hatta burada da iki yüzey alanı eksildi arkadaşlar. 2 4 6 burada da tane kare eksildi. Yani 24 kareden 6 kare eksildi. Burada da 6 kare. Yani bu da 18 kare. Bu da 18 kare. Bu da 18 kare. Yani tüm alanlar ne oldu? Hocam birbirine eşit oldu. O yüzden cevabımız Denizli çıktı. Peki hocam çok güzel. Bunların yapışmasından dolayı iki tane yüzeyler böyle gitti ya da altlı üstü gitti. Burada yüzey alanı A kareler gitti. Alttan tane A kare gittiğini gördük. İkisi yapıştığı için iki tane A karelerin 2 iki 2 A kare, 2 A kare, kare, iki A kare toplamda alttan tane A kare gittiğini gördük. Eyvallah. Peki ya böyle bir soruda şöyle bir şeyle karşılaşsaydık. Ya bunların hepsinin üç boyutlu olarak çizilmesi istenseydi. Sen iki boyutlu olarak çiz. L'yi çizdin, I'yi çizdin, T'yi çizdin mi çizdin? Sonra bakış açın. Böyle e, perspektifin sağ çapraz yukarı doğru verdiğin an olay bitiyor. Bak şimdi Nasıl? Gençler dikkat edin şuna. Sağ çapraz verdiğin zaman perspektifini olay bitiyor gençler. Her bir uzunluğu bu kadar ver. Olay gerçekten bitiyor. Aynı uzunlukta verdiğin zaman. Bak hocam şunu çizerim. Şunu çizerim. Ondan sonra şunu çizerim. Şunu çizerim. Aa, gerçekten de oldu mu gençler? Bak çok da güzel oldu. Aynı şekilde sağ çapraz ver perspektifi. Aynı uzunlukları çiz böyle. Aa, hocam bak bitti olay olayı bitirmiş olduk bak. Hatta buradaki birim çizgileri de şöyle çizecek olursak şöyle. 4 tane küpü üst üste koymuş olduk. Perspektifi ver. Hatta şunu şöyle alayım. Daha görünür bir yere alayım arkadaşlar. Sağ çapraz. Bakın arkadaşlar. Sağ çapraz bir yere götürdüğün an olay bitiyor. Bak şunu da şuraya çiziyorum arkadaşlar. Şurada sağ çapraza ver bakayım olayı. Çok da güzel bir şekilde çizeceksin. Hepsini bütün köşeleri sağ çapraz. Eşit uzunlukta ver böyle bak. Eşit uzunlukta. Bak şöyle Köşelere eşit uzunlukta ver böyle. Hocam burayı versek. Hayır verme oraya. Sağ çapraza vereceksin ya. Buradan görünmeyecek zaten. Bak çizdin. Bak dikeyi çizdin. Hocam sağ çapraz buradan da gidecek şöyle. Ee, buradan da sağ çapraz gidecek. Hocam şöyle. Bunu çizmek biraz zor tabii. Zor oldu. Şöyle arkadan da bu gözükecek. Gördünüz mü? Hatta şunu da şöyle çizecek olursak. Alın size. iki boyutlu bir hali. Üç boyutlu bir hale getirmenin en pratik yolu. Sağ çaprazda hepsini çizin böyle. Bak 4 tane birim küpü üst üste koymuş oluyor muyuz? Yan yana oluyoruz. Hatta burada da çözüme bakalım arkadaşlar. Hocam burada 200 yüzey gitti. Bak 200e. Hocam burada da şöyle bir yüzey. Şunun bir yüzeyi kadar üstte de o kadar kapladı. 200 yüzeyi de böyle gitti. Şurada da 2 gitti. Değil mi? 2, 4, 600e. Şuraya bakacak olursak 200e buradan gitti. 200e buradan gitti. 200e de buradan gitti. Burada da 2 burada. 200e burada. 200e burada. Toplamda 600'e gitmiş oldu. 3 boyutlu 2 boyutlu bir şekli istediğiniz şekilde artık bak öğrendiniz hangi harf olursa olsun. F harfi de yapsanız bak F harfi de yapsanız isterseniz deneyin. Fatma'nın F'si anamın e, adını baş harfini kullanayım onu da siz deneyin. Fatma'nın F'sini de siz yapın. Tamam şuraya bir F yaptıktan sonra artık çok rahat bir şekilde sol çapraz böyle şeyleri çizdikten sonra olayları bitir olayı çok rahat bir şekilde bitirirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunları bu şekilde çizmeyi de öğrenmeniz lazım. ÖSYM her sene bir tane sözel soru soruyor. Niye böyle bir sözel soru gelmesin? Gerçi iki boyutlu da halledebiliyoruz da belki adam senin üç boyutlu çizme yeteneğini de ölçecek. Bilemeyiz ki. O yüzden sen her şeye alışkın olman lazım. Bak bundan sonra sen burada iki boyutlu halini çizdikten sonra üç boyutlu hale de artık rahat bir şekilde getirebilirsin. Olayı öğrendim bence. Gençler bir antrenman yap. F harfi yap. Ondan sonra K harfi yapamayız bunlardan. Başka ne harfi yapabilirsin? Yap işte ya bir şeyler bul orada, tamam mı? Geldik son soruya. 40 birim karelerden oluşan, bir birim uzunluğunda olan yani. Koordinat düzleminde K eksi 1, L de eksi 2'ye 1 olarak verilmiş arkadaşlar. E ben buradan orijini bulurum. <laughs> Baksanız ya birim kareler ya bunlar zaten. 2 birim, bak zaten buradan 2 birim sola gittiğimizde eksi 4 noktasına geliyorum. 2 e, birim yukarı çıktığımda artı 1 noktasına geliyorum. Ben burada orijini bir bulayım mı? Orijini bulursam daha rahat her şeyi bulabilirim. Orijini bulayım. Hocam 2 birim sağa 1 bir birim yukarı. Yukarı çıkınca orijini bulmuş oldum. Evet tam mı olarak buradaki nokta orijin oldu. Şimdi eksi 1'e 1 noktasını bul diyor. Bulalım bakalım. 1 bir birim solda 1 bir birim yukarıda. Eksi 1'e 1 burada oldu arkadaşlar. 1'e 3 noktası. 1 bir birim sağda 1, 2, 3 birim yukarıda. Öbür nokta burada oldu. Eksi 2'ye 4. 2 birim solda 4 birim yukarıda. 1, 2, 3, 4. Noktamız da burası oldu. İşte bu üçgenin görünümü soruluyor arkadaşlar bize. Bu üçgenin görünümü de şöyle bir şey oldu. Birim ve ikinin içinden geçecek. 5, 4, 3 dışarıda kalacak. Hangisi oluyor arkadaşlar o? Aha şurada arkadaşlar. Cevabımız da böylelikle denizli olmuş oldu. Orijini daha sonra olay bitti. Ama dikkat edin. Bazen bu şey olmayabilirdi. Mesela burası eksi 8 olmuş olsaydı arkadaşlar. Buradan buraya gel gelirken e, ee, bunlar ikişer birim olacaktı. Dikkat edin bazen o şekilde de bir yapıda sorabilirdi. Hani buraya gelene kadar atıyorum bak 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 birim kare demeseydi eksi 8'e 2 demiş olsaydı o zaman hocam sen buradan buraya gelene kadar 6 birim olduğunu görüyorsun değil mi? O zaman 6 birimse yok. E, ee, kaç birim? Buraya eksi 8 yapınca eksi 8 ile eksi 2 arası 6 birim. O zaman buradaki uzunlukların 3'er birim olmasından yola gidebilirdin. O zaman 3 birim <laughs> 3 birim olması bizim için burada önemli ona göre orijine de şey yapabilirsiniz arkadaşlar Orijinde ona göre bulabilirsiniz ya da buradaki noktalara göre diğer noktaları da bulabilirsiniz tamam mı gençler bazen buna da dikkat edin bunları bir birim olarak vermiyor 2'şer birim veriyor üçer birim veriyor 4'er birim veriyor da e, 1 bölü 2 birim yarım birim verebilirler arkadaşlar buna da dikkat edin lütfen Evet gençler güzel bir testti, güzel bir denemeydi. Böylelikle deneme 5'i de TYT'de deneme 5'i de bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede deneme 6'nın çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.